Biz de Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusa hitap eden bir nüfusumuz var. Bu nüfusun üretmiş olduğu özellikle evsel atıkları toplayarak geri dönüşüm sağlayıp ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Çevre Bakanlığından ve Cumhurbaşkanlığımızdan almış olduğumuz hibe destekleri vasıtasıyla yaklaşık 5 yıl önce kurulan tesisimizde şu anda Melikgazi ilçemizin büyük bir bölümünde kağıt, plastik, teknolojik atıklar var. Birçok yağ atıkları var. Bunların hepsini toplayıp ekonomiye geri kazandırmaya çalışıyoruz. Burada güzel bir ayrıştırma tesisimiz var. Tabii zaman zaman da böyle okuldaki çocuklarımızı buraya getirerek geri dönüşüm bilincini aşılıyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan vasıtasıyla almış olduğumuz destekle bu geri dönüşüm tesisinin nasıl çalıştığını gösteren çocukları da mutlu edecek Lego tarzında bir tesisin maketini yapmış olduk. Dolayısıyla Legoları çocuklar görerek nasıl geri dönüşüm tesisi çalışıyor, bunun tesise girmeden bir modelini burada görmüş oluyorlar. Atık odalarımızı, kağıt, plastik, metal bunların dolduğu odaların hepsini canlı takip edebiliyoruz. Buradaki görevli arkadaşımız, aşağıda kreste görevli olan arkadaşımızla diyalog halinde oluyorlar ve bunların hepsini balya krese gönderip sınıflarına göre toplamış olduğumuz karışık ambalaj atıklarını sınıflarına göre ayrıştırıyoruz ve geri dönüşüm fabrikalarına yeni bir ürün olması üzere gönderiyoruz. Arkada gördüğünüz güzel bir trenimiz varillerden oluşturuldu. Hemen lokomotifin üstünde güneş enerjisi panelimiz var. Çocuklar tabii hem geri dönüşümü öğreniyorlar hem de geri dönüşümden neler yapılabileceğini görüp trenle de geziyorlar ve günlerini burada geçirip okullarına mutlu bir şekilde dönüyorlar. Arazide, sahada arkadaşlarımız birçok araç, gereç, iş makinesiyle toplama yapıyorlar ve günlük yaklaşık 25 ila 30 ton buraya geri dönüşüm malzemesi geliyor. Çeşitli anlaştığımız, ihale yaptığımız firmalar var. Burada ayrıştırıldıktan sonra kağıtlar, metal aksamlar ve diğer atıklar ilgili firmalara satılarak buradaki hem istihdam sağlanmış olunuyor hem de ekonomiye katkıda bulunmuş oluyor. Plastik, sünger, naylon